İkincim hazır mısın? Hazırım aslanım. En düşük kaç bekliyorsun? 4 bekliyorum. 4. Peki o zaman başlayalım mı? Başlayalım aslanım. Ben çok heyecanlıyım. Ben aşırı heyecanlıyım ve çok merak ediyorum. Ceren senden başlayalım. Önce sebeplerini duyalım, ardından puanını görelim. Aslanım ben yarışmaya katılmadan önce kendime bir söz verdim. Kendim için adaletli olacağımı. Güzel. Olacağımın sözünü verdim. Ve adaletli bir puan kullandığımı düşünüyorum. Şimdi puanımı gördükten sonra Ekin zaten söylemesi gereken her şeyi söyleyecek ve ben ondan sonra tekrar gerekirse açıklamamı yaparım. Yani bana göre güzel bir puan. İnşallah o da memnun olur. Adaletten bahsetti. Güzel bir puan verdiğini düşünüyorum. Çok da düşük beklemiyorum Ceren'den aslında ama göreceğiz. Ve ben bir şey söylemek istiyorum. Bu puanlar kullanıldı. Birkaç gündür söyleyip söylememek arasında gidip geliyorum. Kızlar da hak verecek dediğim buydu. Bir yorum yapıldığı zaman senin bize takipçilerim tarafından linçleneceksiniz demeni ben doğru bulmuyorum. Takipçilerim tarafından demedim. Bence izleyenlerim ve takipçilerim tarafından dedim. İzleyenler tabii ki. İzleyenlerim ve takipçilerim tarafından. Nereden çıktı şimdi? Bir dakika ben bir anlayayım. Bu ne zaman oldu? Biz Sümeyra'nın evinde de bunu yaşadık. Arkadaşlar evet. Da şahit oldu gerçekten yaşadık. Sen kendi gününü mü bekledin evet, bunu bize söylemek için? Evet bunu söylemek için bekledim. Ne oldu? Nasıl bir şey oldu? Sümeyra'nın bize takipçileri tarafından linçleneceğimizi, bazı hareketlerimize, adaletsizliğimize ki ben kendime göre adaletliydim. Yani ona puan verdikten sonra mı oldu bu konuşma? Evet. Bunu doğru bulmuyorum ve merak ediyorum. Neden böyle yaptığını? Evet. Kızların söylemek istediği bir şey var mı? İlk onu soracağım sonra ben söyleyeyim. Ben bu konu hakkında bir şey söylemek istiyorum. Neden? Sümeyra'nın cevabını merak ediyorum. Duydunuz mu peki? Linçlenirsin dediğini duydum ama takipçilerim tarafından linçlenirsin dediğini duymadım. Senden de duyalım. Ondan sonra da yani Sümeyra şöyle söyleyeyim, anlatsın. Benim de olsa takipçilerim, ben de derdim ki bana yaptığınız yanlış bir eleştiride karşılık alabilirsiniz diye denilebilir. Bence normal bir şey. Yani biraz. Ama normal bir şey biraz. Yani bence normal yani. Bu biraz tehditvari bence. Nasıl? Biraz tehditvari bence. Tehditvari. Evet. Neden yani tehdit var olsun? Bana öyle geliyor. Ama bitmişti zaten puan oylama. Puan için söylemesi bir her şey bitmişti zaten. Ama daha öyle yaşadıklarımız dedi. Var, kamera arkası var, kamera önü var. Kamera arkasının bir önemi yok. Sen dedin ki. Ama bunları burada konuşabiliyorsak ben sadece merak ediyorum. Yok, neden? Şimdi sen genel olarak Sümeyra'yı kendine tehdit olarak mı görüyorsun? Tehdit olarak görmüyorum. Korktuğumdan da söylemiyorum. Sadece bunu çok merak ediyorum. Tamam ben de sana şunu soruyorum. Merakımı Sümeyra'nın gidermesini istiyorum. Tamam sen de dedin ki puanlamalar bittikten sonra söylemişti dedin. Kızların ikisinin senin tezini çürüttüğünü düşünüyorum. Ama puanlamalar bitmiş, her şey çekilmiş. Benim ne dediğimin bir önemi yok ama açıklayacağım tabii ki. Ben takipçilerim tarafından demedim asla. Bence bana haksızlık yaptığınızı düşünüyorum. Peki siz adaletsiz misiniz Yasemin? Ben kesinlikle düşünmüyorum adaletsiz olduğumu. Peki Sümeyra sen niye adaletsiz olduğunu düşünüyorsun? Ben puanını doğru verdiğini düşünmüyorum ama kendi tercihi. Saygı Sümeyra duyuyorum artık evine, yani geçtim o konudan ben artık saygı duyuyorum. Sümeyra peki evine siz, çok güveniyor. Evet. Ben, sen adaletsiz olduğunu mu düşünüyorsun? Düşünmüyorum. Adaletsiz olsaydım dediğim gibi Ceren'e dün daha yüksek puan verirdim. Ama vermediğim için adaletsiz olduğumu düşünmüyorum. Peki sen ne düşünüyorsun? Ben çok güzel yerine puan verdiğimi düşünüyorum. Bugün de, bugün de evet. Ve bugün de. Evet. İnşallah yarın da. Evet, puanını görelim o halde. Benim Ekin'e puanım. Sen bir daha adaletten bahsetme. Kime göre, neye göre? Bana göre, bana göre. Terazi iki taraflıdır. Ne tarafı? Senin terazin bayağı bir alttan basıyor. Eğer ben bu puanı vermeseydim, 3 verseydim, 4 verseydim en başında kendime haksızlık yapardım. Çünkü bu ev bana göre 3 aylık bir gelin evi değil. Benim evime göre, şimdi herkes kendi evine, kendi zevkine göre ilk günden beri kıyaslıyor ve ona göre puan veriyor ya. Ben onun için özensiz buldum mutfağını, yatak odasını. Senin tarzına uygun değildi sadece. Sen daha aynalı seviyorsun, ben daha sade seviyorum. Ben sade ya da bu ev aynasız diye hiç yorum yapmadım. Zaten izleyiciler de farkına vardı. Yaptın yatak ben odasında. Sana, bizim evdeki aynaları ben, buraya mı getirsek dedin? Konuşmak hatırlamıyorsun galiba. Hatırlıyorum evet ama ayna yetersiz demedim. Aynayı getirseydik eğer dar olan yatak odası açılırdı diye yorum yaptım. Benim sana puanım 2. Ben sana puanımla yeterince cevabımı verdiğimi düşünüyorum. Daha konuşmak istemiyorum seninle tamam. Tamam canım. Sen zaten korkuyorsun konuşmaktan benimle.
Seninle konuşmaktan mı korkuyorum? Evet. Evindeki yorumlarımla korkmadığımı gayet belli ettiğimi düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ama verdiğim puan için pişman mıyım? Pişmanım sana. Nasip. Geçmiş evet, nasip. Geçmişte kaldı. Ya herkesin gerçek yüzü ortaya çıkıyor yavaş yavaş. Gün geçiyor çünkü. Bunu söyleyerek adaletsizliği bence sen... Hayır, hayır. Öyle düşünmüyorum. Ya o bana iki verdi. Tamam, ben keşke onu hiç vermeseydim. İki, bir neden verseydim. Neden pişmanım? Emeğine saygı duydum, yiyeceklerine saygı duydum, karşılamasına saygı duydum. Birçok şeye saygı duyarak ben ona üç verdim. Ben sana bu senin yaptıklarına ama. Saygı duymuyorum demedim. Bu puan saygısızlık bence. Ben zaten bir puanı yaptığın İnsanın emeğine saygısızlık. Bence iki puan saygısızlık. Ben senin emeklerine bir puan verip, karşılamana bir puan verip evine hiç puan vermeyebilirdim, beğenmeyebilirdim. Bunu ama puanla yansıtmayabilirim. Beğendim. Ama beğendin. Ve az önce dedin beğenmediğim ki, yerlerin de vardı ama senin. Ama az önce dedin ki Sümeyra sana haksızlık yapmak isteseydim Ceren'e daha yüksek verirdim evet. dedin. Demek ki bana daha yüksek puan vermek istedin. Hayır vermek... Bak lafı yanlış anlıyorsun. Sümeyra'cığım sıra sana gelmedi. Sümeyra'ya haksızlık yapardı. Misafiriz yalnız. Evet misafir. Ben sana hiç böyle misafirsen gidip mutfakta kahve yapmazdın getirdim ikrama saygı duyardın. Ben senden izin istedim ve gayet de hoşuna gittiğini söyledim. Evime gelen misafire izin vermeyecek değilim. Tercih mesela böyle davranabiliyorsan evet, izin de vermeyebilirdin açıkçası değilim. Yani. Saygı duydum sana. Senin hareketi yapmaman gerekiyordu. İzin bizim senin evinde yapmadığımız gibi. O zaman benim sana verdiğim puanı da saygı duy, bana da saygı duy. Lütfen rica ediyorum. Teşekkür ederim. Asla kötü olmamızı gerektirecek bir durum yok. Burası bir yarışma. Evet bir yarışma, adaletli olmak gerekiyor. Çok adaletliyim. Eğer sana 3 vermiş olsaydım kendime haksızlık etmiş olurdum. Teşekkür Sen ederim. Sen kendine haksızlık ettin zaten. Hiç öyle düşünmüyorum. Linçleneceksin Ceren. Korkmuyorum. Hazırlıklı ol linçlere. Ben zaten eleştiriye açık bir insanım. Geliyor. İzledikleri zaman görecekler. O yüzden mi evinde gözlerin doluyordu biz bir şey söylediğimiz zaman? Hayatım gözlerim doluyor olabilir. Yani ben de ağladım. Bir dakika evet. Ekim ben de ağladım. Benim evimde Sümeyra da ağladı. Ben çok normal. Biri tamam, şu an bana bir şey dese ben direkt ağlarım. Ben ağlar bir insanım Hayır, mesela. Hayır ben orada kendi videolarımı izlerken bile gözüm doldu evet. Aslanım. Ben zaten en başından söyledim. Ben Sümeyra'nın evinde Bence de söyledim. Bence otur şu verdiğin puana şimdi ağla. Sen ağla o zaman Ekin. Neden kız ağlasın Oturup ki? Ağlayacağım şimdi. Tamam, neden Ceren bana iki verdi? Saygı duyuyoruz tabii. Bence ağlayacaksın da tamam, utandığın için ağlamıyoruz. Bence. Bence de konuşmayalım. Sen ben de oynadığın için ağlayacaksın. Yeterince konuştum. Tamamdır, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sümeyra'cığım önce sebepleri ardından puanını görelim canım. Aslanım benim ikinci puanım olduğu için Hı-hı. ben yaptıysam da Ceren'e haksızlık yaptığını düşünüyorum açıkçası. Ekin asla haksızlık yaptığını düşünmüyorum. Özellikle bu tavrından sonra düşünmüyorum. Hmm. Yani burada yapmaya çalıştığı şey bana göre ortalığı karıştırmak. Mikseldir. Sana göre. Ben mutfağını beğenmedim. Zaten açık da söyledim. Bir tek beğendiğim bir şey var mı diye düşünüyorum, bulamıyorum. Yatak evet, odasını haklı. Beğenmedim. Salonuna zaten çok yorum yapamadım. Arkadaşlarım yapmıştı ama hani koltuğunun rengini, koltuğunu vesaire beğendim. Masasındaki ikramları güzeldi. Açıklamak istiyorum. Zaten şimdi kim bana atacak taşı. Ben ona tekrar cevap vereceğim. Çok konuşmayayım isterseniz. Açtıktan sonra tekrar bir yorum Peki, yaparım. Peki, puanını görelim. Benim sana puanım... 3. Üç puan. Hiçbir şey söyleyemiyorum. Bence çok iyi verdin. Benim, çok evet. Bir şey söyleyeyim mi? Benim Ceren'den beklediğim puanı Sümeyra verdi. Niye? Benden bir mi bekliyordun? Senden beklemiyordum. Kaç bekliyordun? Ben senden 2 bekliyordum. Peki, şu noktada... Bir şey soracağım. Sen ne düşündün iki verirken? Ben ne düşündüm Aslanım? Ben üç tane Benim ona üç verdiğimi, onun bana daha düşük vermesi gerektiğini düşündü ve iki verdi. Sen bayağı bir stres oldun. Kartı bile böyle yamuk yamuk tutuyorsun. Ceren ne düşünüyorsun? Sanki bir şey söylemek ister gibisin. Sümeyra'nın puanına şaşırmadım. Çünkü bonkör davranıyor iki gündür. Açıkçası ben de dün bana 4 vermesini beklemiyordum. Bana da 4 verdiği için çok sevindiğimi de söylemiştim. Bugün de 3 verdiğine şaşırmadım yani. Bonkör davranıyor. Bence senin evin üçlük bir ev değildi. Ufak tefek beğenmediğin şeyler vardı ve bence misafirperverliğin mükemmeldi ailenle beraber. Bunlar çok önemli şeyler benim gözümde. Ekine verme sebebim. Beğenmediğim çok şey vardı ama iki veremezdim. Dediğim gibi çok düşündüm ve hatta şu cümleyi kullandım arkada.
ya adaletsizlik yaparsam beni mahvederler, linçlerler. Çünkü haklılar yani. Bakın bu programı insanlar izliyor. Adaletsiz davrandığı zaman ekran karşısında çıldırıyorlar. Aynısını ben de yaşıyorum. Çünkü izliyorum. Adaletsizlik yapıldığında çıldırıp yorum yapıyorum. Bu çok normal bir şey yani. Ben belki de böyle yaşadığım için bilmiyorum. Benim için ama normal. Ama işte göründüğü gibi değil değil mi? Evet. İçinde değil. Olunca farklı detaylar yakalıyorsun. Bu puan onu belli etti gerçekten. Farklı şeyler görüyorsun. Öyle evet. Değil mi? Evet. Yani her şey çok farklı. Bu puan uygun gördüm. Teşekkür ederim. Daha alçağını da verebilirdim ama yukarısını asla veremezdim. Ceren'e çok büyük bir haksızlık yapmış olurdum.